Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü videomuzda Samsung'un son dönemdeki iki popüler modelini karşı karşıya getireceğiz. Birisi kısa süre önce raflardaki yerini alan M31, diğeri ise Samsung'un Galaxy Note 10 Lite modeli. Note 10 Lite'in piyasa fiyatı şu anda arkadaşlar 4500 lira civarlarında. Samsung'un diğer orta segmentteki modeli M31'in fiyatı ise 2700 lira civarlarında. Yani arada baktığınız zaman 1800 lira gibi bir fark var. Peki 1800 liralık farkı ödediğinizde bu size hız anlamında neler kazandırıyor? Onu göreceğiz bu testte. İki telefonla da açılma kapanma testleri yapacağız. İşte aynı anda uygulamaları açacağız. Aynı anda oyunlara gireceğiz. Bakalım Note 10 Lite gerçekten de verdiğimiz paranın hakkını bizlere fazlasıyla veriyor mu, vermiyor mu? Bunu göreceğiz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri iki telefonun karşılaştırmasıyla baş başa bırakalım. Biz bu videoda nelere bakacağız? İki telefonun uygulama açma hızına ve açılma hızlarına göz atacağız. Dilerseniz iki telefonun da şarjını bir gösterelim sizlere. Gördüğünüz gibi %100 ve %100. Yani iki telefonda da herhangi bir şarj açısından sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İki telefonu da öncelikli olarak kapatacağız. Ardından iki telefonun da açılma süresine göz atacağız. Bakalım hangi telefon daha hızlı açılacak, hangi telefon daha yavaş açılacak? Bunu da sizlerle birlikte görmüş olacağız. Şu arada kapatalım, ikisini de kapat. Evet arkadaşlar, iki telefonumuzu da kapattık. Şimdi açmadan önce sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Yani bu telefonlarda hangi yonga seti var, ona göre bir karşılaştırma da yapalım istiyorum. Galaxy Note 10 Lite modelinde Samsung kendi üretimi olan Exynos 9810 yonga setini kullanıyor. Bu yonga seti 10 nanometrelik bir yonga seti. M31'de ise yine Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 9611 yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti de baktığınız zaman 10 nanometrelik bir yonga seti. Peki arada ne gibi bir fark var diye soracak olursanız, Exynos da çok fazla fark etmiyor. Bunu en başta belirtelim. Yani Qualcomm'dan MediaTek'e geçtiğimizdeki gibi ya da işte atıyorum Qualcomm'dan Kirin'e geçtiğimizdeki gibi bir fark olmuyor. Dolayısıyla bu iki telefonun arasında da öyle çok büyük bir ben hız farkı olacağını düşünmüyorum. Tabii çekirdek tarafına baktığımızda çeşitli farklılıklar var. Örneğin işte Note 10 Lite'da Mali tabanlı G72 MP18 GPU bulunurken bunda işte Mali G72 MP3 yonga seti GPU'su bulunuyor. Dolayısıyla arada çok fazla bir fark olacağını düşünmüyorum. Tabii bunu biz direkt hani sizlere göstereceğiz. Şimdi iki telefonumda power tuşuna basıyorum. Açılma sürelerini görelim. Bakalım açılma süresi olarak iki telefonun arasında herhangi bir fark var mı? İlk olarak bunu sizlerle paylaşmış olalım. Tabii burada önemli olan bir şey de ne? İşletim sistemi. Hani tabii çok fazla mı önemli işletim sistemi? Elbette tabii bu evet geldi. Note 10 Lite şu anda açıldı arkadaşlar. M31 için hala bekliyoruz. Evet M31 de açıldı. Görüldüğü üzere arada şöyle bir 3-4 saniye gibi bir fark var. Tabii videoyu montajlarken ben size yukarıya bir tane sayaç koyacağım. Dolayısıyla daha net bir şekilde görebileceksiniz aradaki fark. Şöyle şarjlara baktığımız zaman evet şu bildirimleri temizleyelim. Note 10 Lite'ın şarjı enteresan bir şekilde azalmış arkadaşlar. %98'e düşmüş. Az önce kapatırken ikisi de %100'dü. Siz de gördünüz zaten, göstermiştim size de. Yani şimdi burada %98'e düşmesi biraz enteresan olmuş. Evet, gördüğünüz gibi açılma sürelerinde arada bir 2-3 saniyelik bir fark var. Şimdi dilerseniz bu farkı bir de uygulamalarda görelim. Bakalım uygulamalarda ne gibi bir fark olacak? Kamerada herhangi bir fark yok. Kamerayı geçiyoruz. Tarayıcıya. İnternet hızı aynı zaten. Şuradan Twitter'a tıklayalım. Yine Note 10 Lite'ın bir adım önde olduğunu söylemek mümkün. Samsung Shop'a basalım. Evet, görüldüğü üzere arkadaşlar Note 10 Lite'ın bu tarafta hayli bir üstünlüğü bulunuyor. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Başka neye bakalım arkadaşlar? Bir de buradan bir şey daha seçelim. Galeriye bakalım. Şöyle galeriyi açalım. Evet, fotoğraflara aynı. Oyun indirdik. O oyuna bakalım isterseniz, dilerseniz. PUBG Mobile çoğunuzun oynadığı, severek oynadığı bir oyun. Aynı anda basalım. Bakalım. Açılma süresi nasıl?
Tamam diyelim, tamam diyelim. İzin ver, izin ver. Evet, burada yine bir Not On Light'ın üstünlüğü söz konusu. Not On Light şu anda bir 6-7 saniye kadar önden gidiyor. Hala bekliyoruz. Evet, 31'de açıldı. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar, yani M31 ile Not On Light arasında temelde hız açısından hayli bir fark olduğunu gördük. Yani burada bir uygulama açmanız, özellikle PUBG gibi bir uygulama açtığınız zaman 6-7 saniyeye kadar fark çıkıyor. Diğer uygulamalarda işte belki 1 saniye, 1,5 saniye ama PUBG Lite gibi, PUBG gibi düzeltiyorum oyunlarda bu fark biraz daha artıyor. Bu arada şunu da belirteyim sizlere, yani arayüz de aynı bunlarda, işletim sistemi de aynı. İkisi de One UI2 Android One arayüzüyle geliyor. Yani arayüzde ya da işletim sisteminde herhangi bir değişim söz konusu değil. Tek değişik olan şey ne burada? Yonga setleri. Bu Yonga setleri dediğim gibi hani genel performans bazında çok fazla böyle ütopik puanlarda bir fark olmasa bile aralarında, işte uygulama açarken gördünüz 4-5 saniye, 5-6 saniye gibi farklar olabiliyor. En başında da söylediğim gibi arkadaşlar, bu telefonun fiyatı 2800 lira. Bu telefonun fiyatı ise 4400 lira. Aradaki fark 1600 lira. Yani 1600 liraya daha hızlı ve daha şık bir telefon alabilirsiniz. Kamera tarafında tabi fotoğrafları karşılaştırmak lazım. Onu başka bir zaman yaparız. Ayrıca bunda işte ekran altı parmak izi okuma ve en önemli şey de bir S Pen var burada. Ki bu aynı Note 10'daki gibi akıllı bir S Pen. Yani Wi-Fi bağlantısı yapıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla bu aradaki farkı biz size göstermek istedik. Bu videoyla ileride bu tarz videolar daha da çok gelecek. Tabi burada şunu unutmamak gerekiyor. Yani arada 1600 lira gibi bir fiyat farkı var. Bunu es geçmemek lazım. Biz ileride Note 10 Lite'ı kendi emsalinde modellerle de karşılaştıracağız. Ayrıca elimizde şu anda A51 var arkadaşlar. M31'i A51 ile de karşılaştıracağız ki fiyatlar hemen hemen aynı. Yani arada 100-200 lira ya oynuyor ya oynamıyor. Bakalım o iki telefon arasında nasıl bir fark var. Onu da sizlerle ilerleyen videolarda paylaşacağız. Evet arkadaşlar, iki telefonla çeşitli uygulamalar açtık, çeşitli oyunlar açtık ve sizlerin de gördüğü üzere Galaxy Note 10 Lite M31'e karşı büyük bir üstünlük sağladı. Yani böyle 4-5 saniye, hatta bazı oyunda yani PUBG'de mesela 7-8 saniyenin de üzerine çıktı belki. Daha hızlı bir şekilde oyunu açmayı başardı. Tabi burada aradaki 1800 liralık fiyat farkını da görmezden gelmemek gerekiyor. Dolayısıyla 1800 lira verdiğiniz zaman daha hızlı bir telefon almış oluyorsunuz. Elbette kalkıp da şimdi 6-7 bin lira, 8 bin lira, 9 bin lira verdiğiniz bir telefonda Note 10 Lite'dan çok daha hızlı uygulama açacaktır. Fakat günün sonunda unutmamamız gereken bir şey var. O da ne? İki telefonda aynı uygulamaları açtı mı? Açtı. Aynı oyunu bize oynama imkanı veriyor mu? Veriyor. Dolayısıyla burada telefon seçerken hani hız sizin için çok önemli değilse, Galaxy Note 10 Lite'da tasarımı çok benzeyen telefonlar var. Onları da tercih edebilirsiniz. Örneğin bir A51 var. Hemen tip olarak aynı Note 10 Lite'la ve fiyatı da 2000 lira daha ucuz. Yani 2500 lira civarında bir fiyat var. Dolayısıyla tasarım diyorsanız burada farklı kriterler işin içine giriyor. Lakin performans diyorsanız, benim böyle kaybedecek 4-5 saniyem bile yok, uygulamaları hemen açsın diyorsanız, o zaman parayı biraz daha kıyıp üst segment model almanız gördüğünüz üzere daha hızlı sonuçlar veriyor. İleride bu telefonların belki kamera karşılaştırmasını da yapabiliriz. Malum şu anda koronavirüsünden ötürü çok fazla dışarı çıkamıyoruz, işte fotoğraflar çekemiyoruz vesaire gibi engeller var önümüzde. Lakin önümüzdeki dönemde farklı videolarla bu telefon testleriyle karşınıza gelmeye devam edeceğiz. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.